أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم كم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احيا ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله إنا عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك وأولئك هم المهتدون Sadakallahul azim. Kardeşlerim, Regaib kandiliniz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Üç ayların müjdecisi regaip kandili evlerimize kadar, camilerimize kadar küreyi arzda Allahu Akbar deyip ilahi kelimetullah adına fedayı can eden kardeşlerimizin fethettiği en ücra köşelere kadar Allah'ın adının yad edildiği Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın isminin anıldığı ve salavatlar okunduğu kutlu bir gece. Allahumme barik lana fi Recep ve Şaban ve bellignâ Ramazan duasıyla sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır diyerek bol bol bu günlerde dua buyuruyorlardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın yoluna baş koyan sahabe-i kiram tabi'in tebevü tabi'inden bugüne kadar asrımızın en son 19 haberlerinde de bütün dünyaya ajansların ilan ettiği gibi böyle bir kepazelik, böyle yamalı bir bohça durumundaki anlar yaşanmadı. En son Yunanistan'dan bir nevi sığınma iltica talep eden o insanların üzerlerindeki kıyafetleri alıp onları ölüme terk eden ve donan 12 kardeşimizin biraz önce 19 haberlerinde bütün dünyaya ajansları geçti. Biz daha dün Aylan Kürdileri karaya vuran o masum çocukların cesedini unutmadık. Bütün dünyanın Aydın adlı bir yunusun karaya vurduğunda ayağa kalktığı ve bu masumlar karşısında çıkarılmadığı görülüyor. Haber kanalı da bir üniversite hocamızı misafir etti. Neden böyle oluyor? Avrupa niçin bu kıyımlara sessiz kalıyor? şeklinde herkes mutlaka kendine düşen bir takım yorumlarla bu hususu değerlendirecektir. Ama ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisiyle bu meseleyi değerlendirip geçmek istiyorum. Müminlerden bir mümine bir diken batsa, diyelim azalarından, organlarından, diyelim eline bir diken batsa, bütün vücudun o dikenin bir nevi acısını hissetmesi lazım. Allah Resulü biz buna hadis ve tefsir ilminde emsal diyoruz. Yani Allah Resulü temsili bir örnekle olayı anlatıyor. Yani bir müminin parmağına batan bir dikenin bütün vücudu tarafından nasıl hissediliyorsa bir Müslümana da yapılan bir saldırının örneğin yapılan bir zulmün diğer Müslümanların benliğinde, zihninde, sadrında yer etmesi lazım. Dün, dündür bugün, bugündür felsefesiyle işlerin çözülemediğini Osmanlı'nın altı asır üç kıtada at oynattığı ve o günlerin bugün bir nevi hala Afrika'da yad edildiği ve Afrika'da hala Abdülhamit Cennet Mekanının adına bir nevi hutbeler okutulduğu zaman dilimlerini unutmadık ve Afrika'da bir bölgenin adının da Hamidiye adı verildiğini haritalardan bakıp bulabilirsiniz. Yani Osmanlı ne yaptı ki 3 kıtada at oynatırken ibretli bir adaletli bir hüküm icra etti. Bugün yamalı bohça şeklinde ifade ettiğim sohbetimin başında dünya böyle anlar görmedin. Daha bir yıl olmadı. Yani Regaib ayının başını da sayarsanız 9 ay önce yine Yahudilerin Kutsu Şerif'e saldırdıklarını ve masum insanları şehit ettiklerini ve alemi İslam'ın Ramazan bayramını bir nevi zehir ettiklerini unutmadık. Daha dokuz ay önce yani. Yani alemi İslam maalesef kendi meselelerine sahip çıkmadığı için bu türlü şenaatler, zulümler, mezalim yaşanmaya devam ediyor. Allahu Teala okuduğum ayetlerde Bakara suresinde beni anın ben de sizi anayım. Bana nankörlük etmeyin. Bir başka surede in azabi le Nankörlük edenler için azabım çok şiddetlidir şeklinde bir uyarıda bulunuyor. Sabır ile namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz farkına varamazsınız. Sizi mallardan, ürünlerden, canlardan eksiltmekle deneriz. İşte alemi İslam'ın mallardan bir nevi denendiği, ürünlerden denendiği, canlardan denendi yine akşam haberlerinde Muğla'nın sürekli yağan yağmurlar karşısında pek çok bölümde yani ilçesinde ya da köylerinde bir nevi sel baskınlarının olduğu haberlerine şahit oluyoruz yani. İşte Allahu Teala sizin ürünlerinizi elinizden alır. Sel baskınıyla elinizden alır. Canlarınızı toplu katliamlarla alır. İşte gördük Ermenilerin topluca doğu illerinde nasıl katliam yaptıklarını ve özellikle Erzurum bölgesinde topluca mezara doldurdukları mezarları bugün arkeoloji ile ilgili bir nevi kazı yapan kardeşlerimiz çarşaf çarşaf hem bilimsel olarak hem de haber olarak bütün dünyaya geçmekte. Buna rağmen onlar bu katliamı yapmamış gibi kendi ülkelerinde yasalar çıkarıyor ve Ermeniler katledilmedi. Osmanlı Ermenilere katliam yapmadı diyenlere o ülkenin sınırlarına girmeme yani girme yasağı veriyor. Girdiklerinde de tutuklanacaklarını dünyaya ilan ediyor. Siz insanları katlederken hiçbir şey yok. Topluca insanları mezarlara gömerken hiçbir şey yok. Akdeniz'in, Ege'nin serin sularına masumları boğarken, gark ederken hiçbir şey yok. İşte Müslümanlar haklarını savunduğunda siz hemen bir mezalimden, hemen katliamdan bahsedebiliyorsunuz. Wala nabluwannakum bi şey'in min Korkuyla ve açlıkla sizi deneriz. Allahu Teala'nın felsefecilerin özellikle Yunan felsefecilerin İslam felsefecilerini parantez içine alıyorum. Onların düşüncesine bakarsanız onlar öyle diyor. Tanrı ilk muharrik diyor onlar. Tanrı yani bir saat gibi kurdu müdahale etmez artık yani. Yarattı, yarattı da başı boş bıraktı mı? Kulla yevmin huve fi ayeti bu felsefecilerinin görüşlerinin yanlış olduğunu her an Allahu Teala'nın evrene müdahale ettiğini depremlerin, sellerin, yangınların ortaya çıktığını bu ayeti kerimeyi arka planda çok iyi inceleyerek tefsircilerin görüşlerine de yer vererek bilimsel verileri de göz önünde bulundurarak her an Allahu Teala'nın kainata müdahale ettiğini, kullarını denediğini ve bulvannakum bir şeyin minel havfi vel korku ve açlıkla denediğini mallardan minel emvali vel ve semerat mallardan ürünlerden ve canlardan denediğini sabredenlere müjdele diyerek bizlere beşaret veriyor. İşte onlar o inananların sabredenlerin üzerine Allahu Teala'nın rahmeti ve mağfireti vardır. Onlar hidayete erenlerin ta kendileridir diyerek Allahu Teala bu beşareti, bu müjdeyi bize veriyor. Ne mutlu Allahu Teala'nın emirleri ve yasakları doğrultusunda hayatını tanzim edenlere ne mutlu sevgili peygamberimiz Ali sallatu sünneti nebeviyesi uğruna mücadele edenlere ve o iman ve ikrar ile irci'i ila rabbiki raziyeten mardiyye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti sırına erenlere. Ya eyyetuen nasıl unutmayınne. Ey itminana erişmiş nefis. Dön Rabbine. Kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. İnşallah bu müjdeye erenlerden oluruz.